Herkese merhaba, nasılsınız görüşmeli? Umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok da sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuz, yüz yogasını yapıyorsunuz, belli bir etki alıyorsunuz, sonra bırakınca yüzünüzde ne gibi şeyler meydana gelir bununla ilgili. Çünkü aranızda bazıları var, çok iyi biliyorum onları, çok iyi biliyorum. Sırf yüz yogasından sonra yüzüm sarkar korkusuyla yüz yogası yapmıyor. İşte ben onların içine biraz su serpmek için ve işte aslında yüz yogasını bıraktıktan sonra yüzümüzde ne olur bununla ilgili gerçek doğru bilgileri vermek için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi size şöyle açıklayacağım bu durumu. Yüz yogası yüzdeki kasları hedef alır. Bu birinci bilgi. İki, sporu düşünün. Pilates olabilir, fitness olabilir, koşu, başka şeyler. Spor ne yapar? Sizin kaslarınızı sıkılaştırır. Karın kası yaparsınız, bacak kası, kol kası bilmem ne. Sporla siz kaslarınızı nasıl sıkılaştırıp belli bir forma sokuyorsunuz ve spor yaptığınız takdirde o form kendini koruyor. Fakat sporu bırakırsanız 2 ay, 3 ay sonrasında o form yavaş yavaş bozulmaya, kendini sağlamaya başlıyor. Tabi beslenmeye de bağlı olarak o ay değişebilir. İşte yüz yogası da tam olarak böyle. Yapmaya devam ettiğiniz takdirde kendini korur. Ama bırakırsanız bir iki ay içerisinde yavaş yavaş, çünkü yer çekimi diye de bir gerçek var ve biz yüzümüzü gerçekten gün içerisinde vücudumuzun diğer kısımlarına, yani yüzdeki kasları daha fazla kullanıyoruz aslında bakarsanız. Bu sebeple bir iki ay içerisinde tekrardan o kaslar, hiç yapmazsanız yüz yogasını, eski haline dönmeye başlar. Buna sarkma denmez. Neden? Çünkü siz şey sanıyorsunuz. Hani yaptınız, 2 ay boyunca yüz yogası yaptınız, 3 ay boyunca yaptınız veya 1 ay boyunca yaptınız. Bıraktınız komple, bir etki gördünüz ve tamamen bıraktınız. Sonra bir baktınız yüzünüz sarkmış. O işte sarkma değil. Aslında yüzünüz eski haline dönüyor. Yapmayı bıraktığınız için siz şimdi alıştınız o yüzü öyle görmeye, sıkılaşmış. Sonra bırakınca, bir süre yapmayınca o yüz, tabii ki kaslar kendini tekrardan eski haline çeviriyor. Onları çalıştırmadığınız için, güçlendirmediğiniz için. Bunu siz sarkma sanıyorsunuz ama aslında yüz eski haline dönüyor. O yüzden ben her zaman diyorum ki yüz yogasını yaptıktan sonra, belli bir etki aldıktan sonra eskisi kadar sık yapmayın. Evet, ama yine de haftada bir kez bile olsa yüz yogasını yapın. Bir kez. Günde böyle bir 3-4 dakika ayırmak sizden hiçbir şey kaybettirmez. Gerçekten nelere vakit ayırıyoruz. Bu gerçekten bir kayıp değil. Tekrar yüzünüzün eski haline dönmesini istemiyorsanız, o kadar emeğin boşa gitmesini istemiyorsanız, o zaman haftada bir tane ayırın canım. Böyle bir 3-4 dakikanızı ayırın, yapın. Ve bu sayede o form kendini korur. Anladınız mı? Yani tamamen spor, fitness. Ondan sonra pilates, bunun gibi düşünün. Yani karın kası yapıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra yapmaya devam ederseniz o karın kasları çok güzel bir şekilde duruyor. Ama diyelim ki bıraktınız, 2-3 ay sonrasında baktınız yavaş yavaş o formu kaybetmeye başlamış. Bu tamamen bu. Aynı. O da kas, bu da kas. Yani ve kaslar bu mantıkla çalışır. Siz onları güçlendirdiğiniz takdirde, onları çalıştırdığınız takdirde formlarını korurlar. Ama bırakırsanız onlar da, ama ben de sağlamayayım, onlar da kendilerini bırakır. Bu sebeple bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Umarım bu konuda şüpheleri olanların şüphelerini giderebilmişimdir. Ben elimden geldiğince sizin burada yorum olarak attığınız soruları cevaplamaya çalışıyorum. Çok fazla bir konuda soru geliyorsa onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Ama yetişemediğim olur, göremediğim olur. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben orada gelen DM'leri mutlaka cevaplıyorum. Sürekli kontrol ediyorum zaten. Özel sorularınız olabilir. Buraya yazmak istemeyebilirsiniz. Resimle bir şeyleri bana göstermek istiyor olabilirsiniz yüzünüzle alakalı. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben oradan da size yardımcı olurum. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız böyle ben bekliyorum ki kanalıma abone olun. Çünkü videoları beğeniyorsunuz. Yani beğen tuşuna basıyorsunuz. Ama böyle bir takip etmeyi unutuyorsunuz. O yüzden bunu böyle küçük bir hatırlatmak istedim. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar çok mutlu kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.